Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Esra. Bugünkü videomda size ek gıdaya ne zaman başlamalıyız ile ilgili bir takım önerilerde bulunacağım. Ek gıdaya başlamak emziren ya da mama veren her anne için heyecanlı bir dönem olabiliyor. İlk başta biz bebeğimizi emzirdiğimiz dönem yemek yerken bebek böyle ağzını gözüyle bizi izlemeye, ağzımızdaki her hareketi takip etmeye başlıyor. Bazen de hatta bu durumdan rahatsız oluyoruz. Ay, bebeğin canı mı istedi acaba? Yemek yerken gözüme bakıyor, ben rahat ne yapacağım? Diğer çok anne var. Benim oğlumda da aynı şey olmuştu. Böyle sanki uzatsam elimizde gıdayı ağzına doğru uzatsın, kafayı böyle ağzını açıp o kafayı da uzattığını görebiliyorsunuz bebeklerde. Esasında bunu yapmalarının sebebi ek gıdaya artık yavaş yavaş başlama gerekliliğini gösteren bir şeydir. Ama buradaki önemli olan sizi izliyor olması. Şimdi bebeğiniz eğer 4-5 aydan küçük bir bebek bile olsa mama sandalyesine oturamıyordur ama bebek arabasının ben lastiklerini siliyordum. İçine oturtturup biz yemek yerken de mutlaka altın yanımda tutuyordum. Hem yanımda gözümün önünde oluyordu. Bir. Hem de biz yemek yerken bizi izliyordu. Bebeklerin görsel hafızaları çok güçlüdür. O yüzden ben eğer bebeğime orada bir şeyler, kendim yemek yerken ne yapıyorum? Çatalı batırıyorum, ağzıma getiriyorum, bir şey çiğniyorum ve yutuyorum. Bu bizim için çok kolay bir olay. Özel bir şey yapmıyoruz bunun için. Ama bebek için öyle değil. Şimdi bebeğin bir şey masadan alıp ağzına getirebilmiş olması, yani şu hareketi yapabilmesi 8-9. aydan önce mümkün değil. Çok daha zor. Hasbelkader getirir. O yüzden burada sizin ağzınıza bir şey verdiğinizde onu içeriye doğru çevirip yuttuğunuzu görmesi, masanın üstündeki renkli renkli şeyleri, yemekleri görüp orada bir heyecan yaratmış olması bebeğin ek gıdaya başlarken hazırlığı için çok önemli ve çok kıymetli. Mutlaka bunları devreye sokun. Hatta mama sandalyesi böyle hafif meyilli olabilecek pozisyondaysa oturtturun. Önüne böyle plastik tabak, plastik kaşık koyun. Tabaklar, bardaklar böyle bırakın atacaktır ama böyle vuracaktır. O da bir şey hareketler, onlarla oynaması esasında ek gıda sürecinde başlamak açısından çok güzel bir hazırlık olacaktı. Ama bizim ülkemizde genelde ek gıdaya 4. aydan sonra geçmeye meyil çok fazla. Hele ki bebeğiniz anne sütü değil de formül süt alıyorsa bunu daha da hızlandırır. O zaman bizim tavsiyemiz, Dünya Sağlık Örgütü'ne eğer örnek alacaksak, Dünya Sağlık Örgütü diyor ki ilk 6 ay sadece anne sütüyle devam edin. Yetmiyorsa formül sütle devam edin ve erken ek gıdaya geçmeyin diyor. Lütfen bunu unutmayın. Yani 4. ayda ek gıdaya geçmeyin. Çünkü 4. aylık bir bebek, 4 aylık bir bebek daha süt bebeğidir. 5. ayda genelde bizim ülkemizde hekimlerimiz önerebiliyor. Hekimler öneriyorsa evet ama önermiyorsa lütfen tattırmayın bile çocuğa. Hiç gereği yok. 6. aya geldiğinde, 6. aya girdiğinde de olabilir, 6. ayı doldurduğunda da olabilir. Oradaki büyüme gelişmesiyle alakalı doktorunuz size söyleyecektir. O dönemde artık minik minik ek gıdalara başlıyoruz. Fakat burada da önemli olacak, önemli olan şey vereceğimiz ek gıda oranının %30 olması. Maksimum 1 çay bardağı ölçüsünde olması. Yani böyle hep şöyle düşünün. Benim midesi yumruğu kadar. Yani benim de midem yumruğum kadar. Bunun ötesinde daha fazla beslemek, daha fazla ek gıda vermeye lütfen çalışmayın. Minicik bir şey denettiniz. O gün az, o öğünde azıcık giderek kesti. 2-3 saat sonra bir daha denemeyin. Ertesi günü bir daha deneyin. Ve besinleri mümkün olabildiğince, yani benim bir arkadaşım geçen beni aradı. Dedi ki Alta Esra dedi, ben dedi oğlana dedi ek gıdaya başladım. Kabak verdi doktor ilk başta. Sabah 9'da kabağı buharda pişirdim oğluma denedim. Fakat nefret etti, ağzını öyle açmadı, dilini ittiriyor. Şimdi şunu düşünün. Sabah 9'unda haşlanmış kabak yer misiniz? Bebek de yemez. Yani biz yemekleri kendi öğünlerimiz gibi düşünüp bebeklere de o öğünlerde vermek önemli. Yani ben eğer sebzeyi öğlen yiyorsam sebzeyi öğlen, yumurtayı sabah kahvaltısında yiyorsam yumurtayı da sabah kahvaltısında vermem gerekiyor. Bu dengelemeyi ilk başta yapmakta çok fayda var. Özellikle ek gıdaya başladıktan sonra doktorunuz size birkaç tane, işte benim doktorum 3 sebze 2 tane tahıl karıştırıp ilk sebze denemelerini yaptırıyordu. Sizin doktorunuz da böyle bir karışım yaptırıyorsa bu karışımların birbiriyle ilgili olan sebzeler olmasına dikkat edin. Yani bir bebeğimize siz enginar verecekseniz, enginarın içine biz zeytinyağlı enginar yaptığınız için ne koyuyorsunuz? Havuç, patates, soğan,
koyuyorsunuz değil mi? Bezelye koyuyorsunuz. Sizin yapacağınız karışım da bunlarla ilgili olmalı. Bunlara mutlaka dikkat edin. Çünkü zaten şöyle bir şey oluyor. Bir yaşında da bu sefer diyoruz ki bizim yediğimiz yemekleri artık yiyebilir. O zaman bir yaşına geldiğinde çocuğuma tekrar enginarın, zeytinyağlı enginar yaptığımda bezelyeli, havuçlu, patatesli olması gerektiğini gösteriyorum ve onu yemesini istiyorum. Ama önceden belki ben enginarın içine ıspanak koydum, patates koydum. İçine işte bulgur, irmik kattım, birazcık da et koydum. Baktığınızda çok alakası. Siz yiyebilir misiniz? Bence yiyemezsiniz. Bebek de yiyemez. O yüzden bebeğinize yaptığınız karışımların tadının gerçekten sizin de yiyebileceğiniz şekilde olmasına dikkat etmeniz çok önemli. Ve başlangıçta genelde sebze, meyve ya da yoğurtla başlanıyor. Ülkemizde yoğurt çok daha fazlalıkta halen. Yoğurt da olursa iyi kalitede bir sütle evde yoğurt yapabilirsiniz. Bunu 2 günde bir yeni bir yoğurt, 2 ya da 3 günde bir yeni bir yoğurt mayalanabilir. Gönül ister ki her gün mayalayın. Yani hani ben de ilk başlarda her gün mayalamaya kalktım. Fakat bir 15 gün sonra pilim bitti yani her gün ve hem çalışırken çok zor. O yüzden ben de 2 ya da 3 günde bir yeni bir yoğurt mayalıyordum. Mayalık yoğurt mayalarken çiğ süt mü, günlük süt mü, pastörize süt mü? Benim tercihim günlük süt. Çünkü ulaşabileceğim iyi kaynaklı bir çiğ süt olmadığı için ve etraftaki nelerine de güvenemediğim için ben günlük sütte iyi kaliteli bir yoğurtla yoğurt mayalayıp çocuğuma yedirmiştim. Daha sonra meyve ya da sebzeden biri herhangi biriyle de başlanabilir. Genelde son dönemlerde annelerin tercih sebzeyle başlamak. Yani şöyle bir yanı, şöyle bir bilgi dolanıyor ortaklarda. Bebekler meyveyle değil de sebzeyle başlarsa sebze arkasından meyveyi kabul etmesi daha kolay. Ama önce meyveyle başlarsanız tatlı olduğu için arkadan gelecek sebzeyi sevmez. Şimdi burada önemli olan doktorunuz sizi nasıl başlattı. Eğer doktorunuz size meyveyle başlatıyorsa meyvelerden sonra sebzeye geçtiğinizde eğer çocuğunuzda kabak verdiniz ve reddetti, hiç istemiyorsa o zaman tatlı sebzelerle hafif bir geçiş yapabilirsiniz. Yani havuç gibi, tatlı patates gibi, zamanıysa bal kabağı gibi. Sonra onun yanına kabak, ıspanak gibi daha tatsız olan sebzeleri ekleyerek çeşitlendirebilirsiniz. Yoğurt denediyseniz yoğurtla birlikte verebilirsiniz ki o zaman geçişiniz daha kolay olacaktır. Ek gıdaya başlamak, o yüzden acele etmemek, olabildiğince sakince ve çocuğumuzdan gelecek cevapları dikkatle dinleyerek ve doktorumuzun önerisiyle başlamakta çok fayda var. O yüzden bu sürecinizin eğlenceli, bebeklerinizdeki ilişkiyi daha da güçlendiren bir şekilde olmasını tavsiye ederim. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Sizin için faydalı olduğunu düşünüyorsanız like tuşuna basmanızı ve kanalıma abone olmanızı tavsiye ederim. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.